Adana'dan merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir macerayla daha karşınızdayım. Şu anda Adana Tren Garı'na geldim. Bu sefer Adana'daki meşhur Lezzet Festivali için buradayım. 3 gün boyunca size çok farklı bir içerik göstereceğim arkadaşlar. Önce trenle Belemedik ve Vardayı keşfedeceğiz. Ondan sonra sürekli yiyeceğiz. Adana'nın en güzel lezzetlerini, yöresel tatlarını size bu videoda anlatmaya çalışacağım. Bu festival 5.'si sanırım yapılıyor. Ben 3 tanesine daha önce katılmıştım. Bundan sonra da inşallah devam edecek. İnşallah bu videodan sonra da önümüzdeki sene siz de bu festivale katılmaya devam edersiniz. Şimdilik bu kadar. Trende görüşmek üzere. Şimdi bu videoya yine her zamanki gibi, her gezi videomda olduğu gibi Ozan'la başlıyorum. Yine ben varım. Evet, yine biz varız. Bu sefer Adana'dayız. Yani benim memleketteyiz. Trabzonlar... Pardon, ne Trabzon'a? Trabzon'a gitmedik, biz gitmediğimiz yeri saydın. Bence Allah söyletti. ben susuyorum. Bu sefer Ozan bu rotayı anlatsın. 3 gün boyunca ne yapacağımızı anlatsın. Buyur hocam. Bol bol yiyeceğiz öncelikle. Adana'ya hoş geldin Reşo ve takipçilerin de. Hepiniz hoş geldiniz. İlk olarak Lezzet Festivali'ne her zaman şöyle başlıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi gastronomi treni bu. Türkiye'de aslında olmayan bir rota ve gerçekten de çok keyifli bir rota. Hem çok güzel manzaralardan geçeceğiz hem de Belemedik'te Adana'nın en güzel yaylalarından bir tanesi diyebileceğimiz hem doğa harikası hem de tarihi harikaları olan Belemedik'te güzel bir kahvaltı yapacağız. Ondan sonra Benim de yer aldığım reji olarak James Bond Skyfall filmin çekildiği Varda Köprüsü'nü ziyaret edeceğiz. Orada da bir çay kahve molası vereceğiz ve fotoğraf çekeceğiz. Bol bol fotoğraf çekilecek çünkü gerçekten harika bir manzara birazdan göreceksiniz. Ve daha sonra 2 gün boyunca hem Adana'da bazı mekanlarda yemek yiyeceğiz. Asıl olarak Lezzet Festivali alanında bu sene bayağı büyüttüler alanı. Çok güzel bir alan oldu. Her türlü yemeği yiyebileceğimiz güzel bir festival bekliyor bizlere. Şu anda bile acıktım hocam. Acilen gidelim, yemeklerimizi yiyelim. Ağzını salyasın şuradan. Evet, şuradan siliyorum. bir sonraki rotamıza da yine görüşeceğiz. Yine Ozan'la çekeceğiz inşallah. Şimdilik bu kadar. Birazdan görüşürüz. Şeyi Medine'ydi. Ardından Mekke, tabi ondan sonra Mısır. Tüm petrol bölgelerinin yarışıydı o. İngilizler, Arap kardeşlerimiz, Osmanlı... İlk durağımız Belemedik arkadaşlar. Belemedik'e geldik. Burayı daha önce size anlatmıştım. Çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Özellikle sonbahar destinasyonları için böyle sonbaharda renklerle coşan doğal mekanlar arayanlar için muazzam bir yerdeyiz. Burada güzel bir kahvaltı yapacağız. Kahvaltı turumuzla devam edeceğiz. Gerçekten güzel başladık festivale. İlk defa biraz daha konsept değişmişti. Bakalım daha neler bizi bekliyor. Göreceğiz. Ve bir sonraki noktamız ülkemizdeki en önemli köprülerden bir tanesi olan 99 metre yüksekliğindeki Varda Köprüsü arkadaşlar. Burası Abdülhamit'in emriyle 1907 ve 1912 yılları arasında yapılmış. James Bond'un meşhur Skyfall filminde James Bond'un düştüğü köprüde burası. Daha önce de zaten Düzici Şelalesi'nde size düştüğü şelaleyi de anlatmıştım. Burası trenlerin güzergahlarından bir tanesi. Burada civarda kafe ve restoranlar da var. Durup burada yiyeceğinizi, içeceğinizi yiyip fotoğraflarınızı çekip ilerleyebilirsiniz. Arka tarafta harika bir kanyon var. Şu anda vakit sıkıntısından dolayı o tarafa geçemiyoruz. Ama bu açıdan bile çok güzel görseller çekebilirsiniz. Artık buradan sonra da festival alanına ve diğer faaliyetlere doğru devam edeceğiz. Ve öğle yemeği zamanı arkadaşlar. Belemedik'ten sonra yine acıktık. Biraz gezdik ve yine acıktık. Cihangir kebaba geldik şu anda. Burada da öğle yemeğini yedikten sonra hasatlara gideceğiz. Pamuk ve narenciye hasatı yapacağız. Önce güzelce bir karnımızı doyuralım, sonra gezimize devam edelim. Adana'nın sıcağıyla baş etmek için denemeniz gereken lezzet tabii ki muzdur arkadaşlar. Reşon'da ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın lütfen hocam. Evet, şimdi Adana'da dediğimiz gibi yaz aylarının özellikle vazgeçilmezi muzlu sütü içmek için de Kazım Büfe'ye geldik. Festival anına geçmeden önce bu lezzeti deniyoruz. Sonrasında eğlencenin ve lezzetin doruklarına ulaşıyoruz. Hadi bana afiyet olsun. Şimdi artık festival zamanı diyoruz arkadaşlar. Festival alanına geldik. Bu sene daha düzenli. Çünkü
bütün türlere göre ayırmışlar. Öyle anlatayım. Şu an tatlıcıların olduğu bölümdeyiz. Arkada kebapçılar var. Ön tarafta şırdancılar var. Daha düzenli olmuş, daha güzel olmuş. İlk olarak da Doğan Kaymaklı'dan başlayacağız. Adana'da artık son zamanların tatlı denince akla gelen en güzel lezzetlerinden bir tanesi. Buradan başlayacağız. Artık ben size bugün ya daha doğrusu videonun sonuna kadar bu festival alanında görebileceğiniz bütün lezzetleri anlatacağım. Artık başlayalım. Selam gençler. Selam. Gurme İzmir burada. Genç gezginler burada. Bu adamı geçin, tanıyorsunuz. Aa, artık 5 milyon kere anlat. Ozan Sihay, Kutlu Bey. Merhaba efendim. Nila Hanım merhabalar. Ben gördüğün gibi suyun başındayım şu anda. Ve hocam bu nedir? Bu fena bir şey. Yemek istiyorsanız lütfen sıraya girin. Bir izin vereceğim. Tamam. Kağıt vereceğim. Bizimki aldı. Kaloriye dahil. Hamburgerden sonra diyorsun. Artık kaymaklı da bizden sorun. Fena bir şey. Abi. Fena bir şey. Şimdi burada farklı bir dondurmacıya geldik arkadaşlar. Lotuslu dondurma dediniz değil mi? Doğru mu söyledim? Evet, lotuslu dondurma. Şimdi olayı ne hocam? Lotuslu dondurmanın içinde sade dondurma var. Üstünde lotus kreması var. Sütlü çikolata ve lotus bisküvisi var. Yani lotus kreması dediğiniz bir ne, bitki midir? Lotus bir bisküvi yeni. Onun, ha bisküvi. Evet, bir bisküvi, yeni bisküvi. Onun kreması var içinde. Sadece festival özel yapıyoruz bunu. Festival özel lotus. Evet. Ben aldım zaten. Bakın burada. Bunu da tanıtmış oldum. Festival alanında eğlenceli eksik olmuyor arkadaşlar. Şu an telif yememek için uzaklaşıyorum ama her yerde oynayan insanları da görmeniz mümkün. Şu anda diğer standlara doğru yolumuza devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok büyük bir alana kurulmuş bu sene arkadaşlar. Artık bu gördüğümüz kaçıncı alan bilmiyorum. Parkın içindeki her yer değerlendirilmiş. Burada da işte daha çok et ürünleri, işte fırıncılar falan, o tarz ürünler var. Oturabileceğiniz böyle birçok da bank var. Tabii yer bulabilirseniz, biraz kalabalık olmaya başladı artık akşam saatlerine doğru. Şimdi sucukçu efendiye geldik arkadaşlar. Bu da aslında Kadirli sucuğunu farklı bir şekilde kendi evde yaptığı sucukları servis eden bir mekanımız. Burada da küçük bir sokum alacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Yaktın, yandırdın beni, sağlığım aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir kuluna sattın beni. Yaktın, yandırdın beni, sen sağlığım aldattın beni. Ve bir sonraki lezzet arkadaşlar, kabak tatlısı. Biliyorsunuz ki bu lezzetimizde özellikle Hatay, Adana ve Mersin kısmında bulabileceğiniz lezzetlerden Kabella'ya geldik. Adana'da en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi cheesecake'ti arkadaşlar. Daha önce denemiştim, çok beğenmiştim. Ama bu sefer de daha bir farklı çeşitlerini yemek için geldik. Viento. Bakalım. Viento'nun cheesecake'leri gerçekten Adana'da çok ünlü. Şimdi de onu deneyeceğiz. Şimdi Adana öyle bir memleket ki arkadaşlar, hani demişlerdi ya, yedikçe yoruluyoruz, yoruldukça yiyoruz. Gerçekten doğru. Çünkü sabahtan beri dolanıyoruz, acıkıyoruz, yiyoruz, sonra tekrar acıkıyoruz. Böyle bir garip bir sirkülasyona girdik. Ve Adana sokak lezzetleri anlamında bence İzmir'le birlikte Türkiye'deki en güzel şehir. Şu anda arkamda gördüğünüz bu onlarca çadırda hemen hemen bütün ülkeye ve Adana'ya ait sokak lezzetlerini bulabiliyorsunuz. Bunlardan biri de hemen arkamda gördüğünüz, artık Türkiye'de mal olmuş halka tatlı. Bunun için de Ağaçaltı'ya geldik. Orada deneyeceğiz. Şehir için çok önemli çünkü hemen hemen Adana'nın tüm sokaklarında bu lezzeti satan bir yeri bulmanız mümkün. Hadi bakalım deneyelim. Ve tabii ki şalgamsız olmaz arkadaşlar. Adana'nın en ünlü içeceğindeyiz. Her yemeğin vazgeçilmezi alkollü içeceklerin yanında giden şalgam.
Bir tanesi zurnacı hoş geldiniz. Şimdi bu kadar yemeği anlattıktan sonra Adana kebabını anlatmak olmazdı arkadaşlar. Yani şu dumanların arasında gördüğünüz efsane Adana'nın kebabı. Neredeyiz? Öz asma altındayız arkadaşlar. Bir de festival alanında bulunuyor burası da. Her sene de müdavimlerinden. Ben alayım hocam. Ben alayım hocam. Hiç hayır demiyoruz. İlaç mı? İlaç tableti. Var mı adı? Var. Yayla sucuğu. Yayla sucuğu arkadaşlar. Barış sucuğu. Şahin bir şey soracağım. Kaç yıldır bir şey yapıyor? İnsanlar hayatlarından oluyor, yaralananlar oluyor. 37 yıldır. Her gün yiyor mu doğru? Her gün yiyor. Sen de Allah'ına kurtar. Her gün bu kadar yiyor. Şimdi Mehmet Ustam'ın el emeği, göz nuru, söğüşü elimde arkadaşlar. Ya bir hayvanda çıkabilecek bütün sakatatlar bu tabakta var. Özel sosuyla birlikte. Ben o kısmı biraz kaçırdım ama şöyle anlatayım. Zeytinyağı, maydanoz, sarımsak ve birçok baharat bu söğüşün içinde var. Sonra hepsini ajvarlayarak hazır hale getiriyor. Geldiğiniz zaman da bunu talep edebilirsiniz. Ben şimdi bekleyen aç kurtlara getiriyorum. Afiyet olsun. Getir. Festival alanında sadece yeme içme yok arkadaşlar. Aynı zamanda kurulan büyük çadırlarda konferanslar ve paneller yapılıyor sürekli. Arkamdaki çadır da bunlardan bir tanesi. Ülkemizin ve dünyanın önde gelen şefleri, konuk şefler, başka ülkeden gelen misafirler gastronomi adı altında birçok söyleşi yapıyor. Sabancı Camii'nin bulunduğu alandayız şu anda ve devasa bir alanda festival yapılıyor. Hemen de zaten yanımızda Seyhan Baraj Gölü ve Nehri de hemen yanımızda akıyor. Güzel bir yer. Ormanın içinde gibi bir hissiyat var ama şu an tabii ki kebap dumanlarıyla her yer kaplanmış durumda. İşte biz de biraz birkaç oturum izlemek için şu anda iç kısma gidiyoruz. Sonra diğer mekanlara doğru devam edeceğiz. Restoranların karşısında kuyruk var. Müşteri var. İçeride işletme var. Ama çalışan eleman eksikliğinden dolayı kapasitelerinin yarısını dahi yapamayan işletmeler. Bu çok can sıkıcı bir konu. Yani uzun bir dönemde dünyada çok Türk mutfağı markalar oluşturabiliriz. İşte bu konuda da... Ve etkinliğin artık başladığı noktadayız arkadaşlar. Şu anda gala gecesi için Adana Müzesi'ne geldik. Burayı zaten daha önce size anlatmıştım. Harika bir müze. Eski bir fabrika arkeoloji müzesine çevrildi. İçeride görmeniz gereken muhteşem eserler var. Ve arkamda gördüğünüz masada da Adana mutfağının en güzel yemekleri ve mezeleri var. Yani sayamadım ama yaklaşık bir 100 kadar yemekten bahsediyoruz. Şu anda Adana'nın önde gelen konuklarıyla... yöneticileriyle güzel bir gala gecesi yapacağız. Ondan sonra yarından itibaren de artık turumuza devam edeceğiz. Şu anda da dediğim gibi artık yeme zamanı, tekrar yeme zamanı. Böyle geçiyor festival. Şimdi az önce bahsettiğim yemekler arkadaşlar, dediğim gibi Adana mutfağının şehirde gezerken göremeyeceğiniz birçok yemeğini burada görebiliyorsunuz. Dulavrat çorbası, kısır bamya, tahinli çiğ köfte, Türkistan pilavı, pancar turşusu. Yani gerçekten bunları biz neden bulamıyoruz diye şu an sorguluyorum Adana'ya her gelişimizde. Hep kebap, şırdan, işte ne bileyim muzlu sütle geçiştiriyoruz ama gerçekten enfes lezzetler var. Mezopotamya ve Akdeniz mutfağı gerçekten muhteşem. Ha, nereye gidersek gidelim onlarca çeşit yemeği görebiliyoruz. İşte bu da onun kanıtı. Ben size hemen hızlı bir şekilde nelerin olduğunu göstereyim. Adana'nın yemekleri ve ürünlerinde bici bici, vazgeçilmez yaz tatlısı. Burada baklavacı var, tabi biraz daha Gaziantep özgü ama cezerye var, biraz daha Mersin Adana bölgesine ait bir lezzet. Onun dışına devam ediyoruz. Meşhur lahmacuncumuz burada. Birazdan bunlara tadacağız. Şöyle bir gösterelim. Adana lahmacunu bildiğimiz lahmacunlara göre arkadaşlar biraz daha küçüktür. Evet, gördüğünüz gibi aynen incecik ama daha orta boylu bir lezzet. Teşekkür ederiz. Onun dışında bakın devam edelim neler var. Şam tatlısı. Devam edelim. Burada ne var? Burada Türkistan pilavı. Türkistan pilavı. Türkistan mantısı burada. Evet, bunları da birazdan tek tek tadacağız. Elinize sağlık. Çiğ köftelerimiz. Bir tane uzatır mısınız?
bir de Adana çiğ köftesini deneyelim. Evet, burada içli köfte, humus yine Adana mutfağının yine vazgeçilmez lezzetlerinden arkadaşlar. Muhtemelen bu pastırmalar humusun üzerine gidecek değil mi? Burada da Adana usulü içli köftemiz. Salata barları, gözleme sıkma büfesi, daha çok sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi. Onun dışında yine burada, şefim bu ne? Bu kuzu gerdan. Kuzu gerdan, daha çok yöresel yemekler. Evet. Devam edelim. Şırdan kokusu alıyorum ama oraya sonra geçeceğiz. Adana'nın yöresel ekmekleri. Burada yine yöresel yemekler var. Şimdi her bir tencereyi açtırmayalım ama az önce size gösterdiğim yemeklerin bir kısmı burada da servis ediliyor.